Haritanın bileşenlerini yazınız. Ki unsurlarından, elemanlarından bahsetmemiz gerekiyor. Bir, özellik bakımından dikkate aldığımızda başlık. Ki başlık haritanın amacı demek. Ki bir harita hazırlanırken ilk başta biz haritanın amacını, yani ne için bu haritayı yapıyoruz, bunu belirleriz. Başlık kısmı. Ölçek, yön oku, ki kuzey oku diye de bilinir. Lejant, açıklamalar kısmıdır haritada. Coğrafi koordinatlar, enlem ve boylam ya da paralel meridyen dereceleri gibi. Ve haritanın bir çerçevesi olmaktadır. Bu şekilde haritanın unsurlarını dikkate almış olduk. Aşağıda verilen haritaları birbiri ile karşılaştırınız. Ölçek, bozulma oranı, gösterdiği alan, ayrıntıyı gösterme gücüne göre bunları karşılaştırmamız gerekiyor. Birinci haritaya, yani soldaki haritaya baktığımızda dünya gösterilmiş ve küçük ölçekli, yani çok fazla küçültme oranına sahip bir haritamız olmuş. Bu küçük ölçekli bir haritamız diyebiliriz. Diğer tarafta, sağ tarafta Türkiye haritası verilmiş. Bu büyük ölçekli, diğer soldaki haritaya göre büyük ölçekli olan bir haritaya karşılık geliyor ikisini birbirine göre kıyasladığımızda. O yüzden buna göre bir değerlendirme yapalım. Küçük ölçekli haritalarda baktığımızda bozulma oranı fazla, gösterdiği alan fazla, ayrıntı daha az, ayrıntıyı gösterme gücü daha az olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük ölçekli haritalar bunun tam tersidir. Ki bozulma oranı daha az, gösterdiği alan daha az, ayrıntı fazla, ayrıntıyı gösterme gücü fazla gibi özelliklere sahiptir. Yukarıda verilen özelliklere göre bu iki haritayı kıyaslamış olduk. Dediğimiz gibi soldaki küçük ölçek, diğeri ise buna göre daha büyük ölçekli, daha az küçültme oranına sahip bir haritamız oldu. Projeksiyon çeşitleri ve bu projeksiyonla haritası çizilebilecek ülkelere ikişer tane örnek yazınız. Projeksiyon, haritalardaki bozulmaları en aza indirgemek için kullandığımız yöntemdi. Silindirik, konik, düzlem şeklinde 3 ana başlık altında toplayabiliyorduk. Ki silindirik projeksiyon kısmı daha çok ekvator ve çevresindeki alanları göstermede. En az bozulma bu alanlarda oluyordu. Konik orta kuşak, düzlem ise kutup kuşak ve o alanlar çevresinde dikkate alınan ülkeleri çizmede daha faydalı oluyordu. Buna göre silindirik projeksiyonda ekvator ve çevresi daha az bozulmayla çizildiği için Brezilya, Nijerya gibi ülkeleri örnek verebiliriz. Konik projeksiyonda orta kuşak ülkeleri, Türkiye bunların başında geliyor. İtalya'yı da aldık burada örnek olarak. Düzlem projeksiyonda daha çok kutup ve kutuplara yakın alanlar, Kanada, Norveç gibi ülkeleri ikişer tane örnek istediği için dikkate almış olduk. Eş yükselti, yani izoips eğrilerinin özelliklerinden 5 tanesini yazınız. İzoipsler baktığımızda iç içe kapalı eğrilerdir. Birbirini asla kesmezler. İzoips eğrileri dağ doruklarında nokta ya da küçük üçgen halini alıyordu. İzoips eğrileri birbirini dediğimiz gibi asla kesmiyorlar. İç içe kapalı eğriler. Bir izoips eğrisi üzerindeki bütün noktaların yükseltisi eşit oluyor. İzoips üzerindeki noktaların yükseltisini kesin olarak bilirken aradaki yerlerin yükseltisini tam olarak bilemiyorduk. İzoipslerin sıklaştığı yerde eğim daha fazla artıyor. Seyrekleştiği yerlerde ise eğim daha da azalıyordu. Bu şekilde 5 özelliğimizi dikkate almış olduk. Aşağıda izoipslerle gösterilen yer şekillerinin adlarını yazınız. Hemen işaretli alanlara baktığımızda burada iki yamacı birbirinden ayıran ve V'nin uç kısmına doğru yükseltinin azaldığını gördüğümüz sırt verilmiş. İçe doğru oklar varsa bu alanda kapalı çukur ya da çanak dediğimiz şekilleri görmekteyiz. Diğer tarafta baktığımızda iki tepe arasında kalan yere boyun adını veriyorduk. Hemen diğer şeklimize geçtik. Bir akarsu geçmiş. Akarsuyun geçtiği yerlere tabii ki vadilerimiz oluşuyordu. Diğer tarafta özellikle bir akarsuyumuz yine gelmiş ve denize doğru bir çıkıntı yapmış. O alana biriktirmiş getirdiği alüvyonları, bunlara da delta adını vermekteydik. Bu şekilde değerlendirmiş olduk.